Değerli seyirciler, arkadaşlar, merhaba, ben Murat. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bugün Cuma, hepinizin Cuma'sı mübarek olsun, kutlu olsun. İşte olanlara, çalışanlara hayırlı işler diliyorum, bol kazançlar diliyorum. Evde olan insanlarımıza, çalışmayanlara, emekli olan abilerimize, ablalarımıza iyi istirahatlar diliyorum. Arkadaşlar, fazla tantana etmeden konumuza gireceğim. Bugünkü konum, dünkü konum gibi sıla yolu arabası. Bu konuda çok çeşitli yorumlar geldi, sorular geldi. Bilhassa bu sorulara bu videomda cevap vermek istiyorum. Sıla yolu arabam nasıl, alındı mı, alınmadı mı? Bazılarınız videoyu sonuna kadar seyir etmeden maalesef yorum yapıyorsunuz, çoğunuz yazmışsınız, hayırlı uğurlu olsun, iyi günlerde kullan. Arkadaşlar, son imza atılmadı. Şimdi şöyle, bunu ben kısadan bir açıklayayım. Neden ben dün o FAW Passat'ı kullandım? Biliyorsunuz bana şirket Opel Safira'dan çok masraf yaptığı için Safira'yı sattılar. Bana Skoda Octavia arabası verdi şirket iş için, kullanmak için. Devamlı bekliyoruz. Yeni siparişler yapıldı. FAW Caddy satın alındı. 20 tane mi 30 tane mi bilmiyorum, teknisyenlere siparişler verildi. Bu Nisan ayında gelecekti. Nisan ayında gelmedi. Mayıs dediler gelmedi. Haziran oldu gelmedi. Aylar geçiyor, geçiyor, geçiyor. Arkadaşlar, Ekim ayına geldik, daha araba halen gelmedi. Neden gelmedi? FAW neden bu arabaları veremiyor? Çin'den elektronik çipler gelmiyormuş. Neden? Korona yüzünden fabrikalar kapandı, yetiştiremiyorlar. BMW olsun, Audi olsun, Mercedes olsun, FAW olsun, Seat olsun, yani bütün markalar arkadaşlar arabaları sattılar. Yalnız arabaları müşterilere veremiyorlar. Arabaların eksikleri var. Herhangi bir elektronik eşyalar gelmediği için Çin'den, biliyorsunuz Çin'de 355 tane gemi bu konteyneri taşıyan 355 tane gemi Çin'de daha halen hazır vaziyette, yola çıkacak, çıkamıyor. Bunlar hep korona yüzünden. Bana artık detaylı sormayın, neden bilmiyorum. Gelmiyor, malzeme gelmiyor. Buradaki prodüksiyon da devam etmiyor. Arabalar da müşteriye varmıyor. Arkadaşlar, ne oldu? Tabii ki benim Skoda'nın 3 ay evvelsi, 2 ay evvelsi bilmiyorum, hatırlamıyorum, servis lambası yanmaya başladı. Ben bunu müdürüme söyledim. Murat dedi, bekle dedi. Kedi dedi, FAW Caddy geldi, gelecek. Tamam dedik, bekleyelim. Kardeşim bekle bekle, Ekim oldu. Yakında kar yağacak. Lastikler eskimeye başladı. Lambası yanıyor, servis lambası yanıyor. Ben kendim mekanik değilim. Tabii altına girip de bakmadım. Araba ne durumda, frenleri ne durumda, yayları ne durumda filan fincan. Arkadaşlar, her neyse, ben müracaat ettim. FAW Skoda servis yerine. Dün arabayı oraya verdim, yani çarşamba günü akşamdan daha götürdüm arabamı. Bana FAW Passat verdiler ve kendim FAW Passat istedim. Neden? Ben bu arabayı denemek için. Yani nasıl, sıla yoluna uygun mu, uygun değil mi? Şimdi ben bu arabayı kullandım. Otobanda kullandım, köy içinde kullandım, şehir içinde kullandım, dağda tepede kullandım, uzun yolda kullandım. Aşağı yukarı bir 200 kilometreye yakın kilometre yaptım arabayla. Bana şahsen araba güzel geldi. Büyük, sessiz, 2000 motor, 150 beygir. Yalnız biraz zayıf geldi. 200-250 PS olsa daha iyi olur. Ama tabii onun güçlü motoru da var. Benim kullandığım 2000 motordu. Bunun 2000 turbosu da vardır herhalde. 2500 motoru da vardır. Bilmiyorum. Bunları gençlerimiz daha iyi bilir. Yalnız araba olarak benim hoşuma gitti. Ondan sonra yorumlarda arkadaşlar, birisi dedi aman evime sokmam, evin önüne bedava verseler almam. Birisi dedi çok güzel araba dedi. Birisi öyle dedi, birisi böyle dedi. Her neyse arkadaşlar, bunları siz dediniz. Benim görüntüm, bakın, hatta birisi de iyi reklam yaptın. Arkadaşlar, ben bu arabayı çektiğim için bir kuruş para almadım ki.
Bir arabayı ben o gün kullandım. Dedim bu fırsat bu fırsattır. Abonelerime bu arabayla bir videoya çekeyim. Ve yeni Sıla arabamı buldum. Doğru. Sıla yolu için bana sorarsanız süper bir araba. Ama ondan sonra tabii yorumlarda yok abi sana SUV yakışır, sana X5 yakışır, sana bilmem ne yakışır. Arkadaşlar haklısınız, olabilir. Yalnız bana sorarsanız sonunda bu arabanın parasını verecek adam tabii ki kararını verecek. O arabayı alacak, o arabayı beğendiyse, hoşuna gittiyse o araba ona yakışır. Benim düşüncem bu. Ben şimdi gidip kimseye mesela diyemem kardeşim şu sana yakışır. Nasıl ya? Belki o adamın o araba hoşuna gitmiyor. Her neyse ben FAV sevdası da şeyi de değilim yani FAV'ye aşık da değilim. Yalnız ben arabayı kullandım. Benim hoşuma gitti. Hatta Torpido mesela yazın orada klima anlage soğutucu var. Hatta birisi yazmış sen hiç ilk defa mı böyle araba kullanıyorsun? 1990'dan beri böyle var. Kardeşim olabilir. Benim arabamda yok. Ama benim arabamda başka bir şey var. Volkswagen'de yok. Bu işler böyle. Yani lütfen birbirimizi kırmayalım. Ben o arabayı reklam yapmak için değil, ben o arabayı nasıl gördüğüm gibi anlattım. Bu hoşuma gitti, şu hoşuma gitti. Hatta dedim önü hoşuma gitmedi. Neden? Çok plastik var. Ama o paraya deri alamazsın ki. Arabanın fiyatı ona göreydi. Sen şimdi biraz fazla ödedin mi, Volkswagen onu sana deri olarak da satabilir. Koltukları deri değildi mesela. Deri olarak da olabilir. Daha çok içinde otomatik şeyler de olabilir. Her neyse arkadaşlar, şimdi gelelim öbür konuya. Benim kullandığım araba şimdi M4 kabriyole üstü açık. Ben bu arabayla kaç kere gittim Türkiye'ye? 3 kere gittim. Geçen sefer dedim bir daha bundan gitmeyeceğim dedim. Değiştireceğim dedim ama araştırıyorum. İstediğim arabayı bulamıyorum. Neden bulamıyorum? Aslında buluyorum. BMW X5 gözümde ama eski modelini almak istemiyorum. Yeni modeli de daha çok pahalı. Neden? Yeni çıktı. Arkadaşlar benim de yani denizde kum olduğu gibi para yok. Onun için herkes ayağını yorganına göre uzatması lazım. Benim beğendiğim arabalar 80-90 bin euro civarında. Benim de o kadar bütçem yok. Ben 80-90 bin euro veyahut da frank veremem. Yani durumum müsait değil. O parayı oraya vermem. Olsa bile çok büyük para. O parayı başka yere bağlarım. Daha iyi. Onun için bekliyorum. Yani aradan şimdi bir sene daha atarsa bu yeni BMW X5'ler bunların değeri yine düşecek. Neden? Bir sene atlamış olacak. Araba isterse kilometresi aynı olsun. Bu işler böyle. Benim Türkiye'de tanıdığım bir Necati abim var. Necati Aköz, kendisi beni seyrediyorsa buradan bol bol selamlar. Ellerinden öperim. Çok samimi ailece tanışıyoruz kendisinden. Bana eskiden de İsviçre'de otururken de böyle diyordu. Murat diyordu. Arabacılık cılıktır diyordu. Arabacılık devamlı masraftır diyordu. Ama araba da bir aşk gibidir diyordu. Kendisi de BMW kullanıyordu ve abimiz daha halen BMW kullanıyor. Bakın seneler geçti aradan, daha o eskiden bizim 20-25 yaşlarında olduğumuz zaman 3 seri BMW'ler vardı. Önün lambaları böyle yuvarlaktı. Daha halen onu kullanıyor ve halen güzel arabalar. Daha halen bugün de tutulan arabalardan birisi bak. Daha halen yollarda o BMW 3 seri BMW yuvarlak lambalı BMW'leri görürsünüz. 320 var, 323 var, 325 var. Çeşit türlü var. 320, 2 litre 4 silindir var, 6 silindir var. Çeşit türlüleri var. Bunu BMW sevenler bilir. Yalnız ne demek istemiyorum? Arabacılık cılıktır kardeşim. Şimdi bunu mesela ben arabamı aldım. Kaça almıştık? 65 bin frank. Şimdi satmaya kalksam kaç sene oldu? 2 sene mi? 3 sene, 3 sene oldu. Satmaya kalksam kaç para alırım? 40-45 bin. Yani 20 bin zarar. Şimdi Türkiye'den belki yazacaksınız. Abi olur mu? Burada araba burada öyle değil kardeşim. İsviçre'de öyle değil. Almanya'yı bilmem. Fransa'yı da bilmem. Lütfen Almancılar
Bak Almancılar da bir hata. Geç, onu da söyledim. Bana bomba gibi yorum. Nasıl Almancılar dersiniz? Almanya'da yaşayan gurbetçilerime sesleniyorum. Orasını bilmiyorum. Lütfen bana yani ona göre yazın. Lütfen rica edeceğim. Yalnız burada İsviçre'de 30 bine al, bir sene sonra satmaya kalk, 20 bin alırsan iyidir. Yani araba şeyi böyle veyahut da çok büyük şansın var, o arabadan azalmıştır, isteniyordur, bilmem nedir, bir özelliği vardır, olabilir ama 10 binde bir çıkar o. Biraz çay içeyim. Her neyse arkadaşlar, bu araba konusu işte böyle. Şirket bu arabaları sipariş verdi. Bu arabalar gelmedi. Daha halen bekliyoruz. Skoda benim geldi 362-363 bine geldi. Daha halen onu kullanıyorum. Bu şirket arabası benim özel arabam değil. Benim kendi arabam M4 Cabriolet. Ve biliyorsunuz bundan 3 ay evvelsi filan hanıma bir araba aldık. Kia aldık. Torun olduğu için büyük arabaya ihtiyacımız oldu. Onu da gittik Uster'den export garajdan aldık. Çok ucuza aldık yani. Yeni araba almak isteyen böyle Kia, Hyundai bu markalar orada Uster Export'ta ucuz yollu düşüyor. Oradan mesela bakabilirsiniz. İsviçre'de olanlardan olan abonelerime şimdi sesleniyorum. Yalnız işte export arabası orada olduğu gibi alacaksın. Ne diyemezsin? Şunun rengi böyle olsun. Ben şunu istiyordum. Şu ekstrası olsun. O yok. Orada nasıl araba? Öyle alman lazım. Bunlar export arabası. Export arabası ne oluyor? Mesela Fransa'da onu açmış oluyorlar. 6 ay bir depoda duruyor. 6 ay sonra İsviçre'ye geliyor. Yani 6 ay kullanılmış gibi oluyor ama araba 4-5 kilometre. Yani kullanılmış değil. Bunlar yeni araba. Bilmiyorum galiba sahibi de Türk olabilir. Export Uster. Ne zaman gitseniz 5-600 tane, 700 tane araba var. 40 çeşit marka var. Öyle bir şey yani. Arkadaşlar şimdi bakın bu da bir reklam gibi oldu ama ben bu reklamlar için para almıyorum. Bu Fave Passat'ın dün gösterdim, içini dışını gösterdim. Yani ben buna karşılık bir kuruş bile almadım. Bunlar yani ben istediğim için. Ve arkadaşlar bu konuya gelince şimdi benim de sizden bir istediğim var. Benim de bir istediğim var. Bana yakın olan, şöyle 30-40-50 kilometre civarında bana yakın olan, arabasını tanıtmak isteyen, bu şimdi Audi olabilir, Mercedes olabilir, Skoda olabilir, Kia olabilir, Dacia olabilir. Abi gel beraber benim arabanın videosunu çekelim. Bana yazın. Yani çok çok uzaklarda oturmuyorsanız gelin anlaşalım. Hem de benimle tanışmış olursunuz. Bir çay kahve içeriz. Belki bir yerde bir döner yeriz. Beraber bir video çekeriz. Tabii siz isterseniz. İsterseniz siz de videoya çıkarsınız. İstemezseniz ben yalnız çekerim. Nasıl isterseniz, isterseniz siz de çıkarsınız. Çocuğunuz da çıkar. Bir çocuğunuz da nasıl isterseniz anlaşırız. Ona göre bir video yaparız. İsterseniz kim olduğunuzu söyleriz. Nerede oturduğunu söyleriz. İsterseniz söylemeyiz. Artık anlaşmaya göre. Yalnız böyle biliyorum biz Türk vatandaşlarımız arabaya çok şey verdiğimiz için, önem verdiğimiz için arabayı severiz. Herkesin zaten iki tane arabası vardır. Bir tanesi işe gitmek için, bir tanesi de uzun yola gitmek için. Yani uzun yol, Sıla yolu, bilmem ne, Almanya'da şeye akrabalarına uzun yola gider. Devamlı iki tane arabası olan çoktur yani Türklerin. Onun için arkadaşlar Fave Passat olabilir. Neler var? Bak bir sürü araba var ya gerçekten olur yani Renault var, Mazda var, Nissan var, Nissan Qashqai var. Hüseyin abinin dinliyorsa buradan bol bol selamlar. Böyle arabalar da olur. Bu arabaları bir tanıtmış oluruz. Ondan sonra söyleriz. Bu arabanın sen mesela neyini beğenmiyorsun? Neyini beğeniyorsun? Bu arabayı neden aldın? Bu arabayı bir daha alır mısın? Bu arabayı almazsın. Neden almazsın? Ne zorluk çektin? Bir zorluk çektin mi? 5 seneden beri kullanıyorsun. Neyi bozuldu? Kaç masraflı mı? Ne kadar yakıyor? Bunları beraber veyahut da ben yalnız tabii senden bu informasyonları aldıktan sonra arkadaşlar böyle videolar yapmak istiyorum ve tekrar söylüyorum, sesleniyorum. Bana bu konuda yardımcı olursanız, bana yazarsanız beraber anlaşıp bu videoları
yapıp yayına verebiliriz ve ben çok sevinirim yani gerçekten. Çünkü elimde arkadaşlar hep aynı arabayı çekmekle olmuyor. Skoda'yı gördünüz. BMW M4'ü gördünüz. Kia'yı gösterdim. E şimdi M4'ü bir daha göstereyim. Ama insanlar bakıyor. Onun için çeşitli türlü markalar gelirse iyi olur arkadaşlar. Bundan sonra böyle videoların da üzerinde düşmek istiyorum ve arkadaşlar bugün düşündüm, bu Sıla yolu FAV Passat'ı çekildikten sonra hemen fark ettim, buna çok bakıldı yani. İnşallah buraya kadar seyretmişsinizdir. Bundan sonra da tanıdığım garajlara da gidip soracağım. Yani müsaade ederlerse yeni arabaları da size çekeceğim. Yeni arabaları da yakından tanıtmak istiyorum. Yani yeni arabaların tanıtma videolarını yapacağım. Garajlarla anlaşıp tabii. İnşallah tabii izin verirler. Yeni BMW'ler olur, Audi'ler olur, Mercedes'ler olur. Veyahut da ikinci el satan yerler var, süper arabalar var. Arabalar daha 3-4 bin, 5 bin kilometrede yeni sayılır. Arabanın içi daha zaten yeni fabrikadan çıkmış gibi kokuyor. Bu böyle videolar arkadaşlar yapmak istiyorum. En sonunda ne diyorum? Bakın abone olmadıysanız abone olun ha. Abone olmak bedava. Gerçekten bedava. Ve size fatura motora gelmiyor. Hiçbir şey gelmiyor. Bir reklamlara bakıyorsunuz. YouTube oradan parayı kazanıyor. Başka bir masraf yok. Siz sırf video seyrediyorsunuz. Arkadaşlar en sonunda ne diyorum? Sıhhat. Sıhhat en mühim. Sıhhatlı kalın. Hoşça kalın. Benimle kalın. Murat.